Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haberlerle karşınızdayız. AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı'nın düzenlemiş olduğu Aksaray İl Teşkilatı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Yerel Yönetimler İç Anadolu Bölgesi İstişare ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. İstişare ve değerlendirme toplantısına AK Parti Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcısı Muş Milletvekili Muzaffer Çakar, İl Başkanı Hüseyin Altınsoy, Merkez İlçe Başkanı Hamza Aktürk, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, ilçe ve belde belediye başkanları ve partililer katıldı. Toplantıda Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve diğer ilçe ve belde belediye başkanları yapmış oldukları çalışmaları ve projeleri anlattı. Biz öyle bir dönemde göreve geldik ki benim ilk dönemim. Bu dönemde 6 tane seçim, 15 Temmuz gibi Allah bir daha yaşatmasın memleketimize inşallah böyle bir durum. Böyle bir ortamda biz elhamdülillah verdiğimiz sözlerin birçoğunu yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu tek ben, tek başıma değil. Çok değerli belediye başkanlarımla ve meclis üyelerimizle beraber bunları gerçekleştiriyoruz. Biz şunun farkındayız ki hangi tür zorluk olursa olsun biz özellikle güçlü bir partiyiz. Her şeyden önce başımızda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan var. Ve onun bizlere öğrettiği belediyecilik anlayışı, vatandaşlarımıza bakış anlayışı her an, her saniyemizde, her işimizde zaten yerine getirerek uyguladığımız bir çalışma. Seçim süreci vaadinde işte 4 senemizi dolduruyoruz Mart ayı itibariyle ve önümüzdeki aylarda da bu süreçler biraz daha hızlanmaya başlayacak. Şunu söylemek istiyorum, biz zaten her zaman sahadaydık. Yani 6 seçim demek neredeyse her 6 ayda bir sahada olmak demek. Sahadan hiçbir zaman ayrılmadık. Sahada her zaman vatandaşlarımızı kucakladık, onlarla beraber olduk. Onların dertlerini, sorunlarını dinleyip çözüme kavuşturmak için çalışma yaptık. Ve hep şunu prensip edindik. Vatandaşlarımız ne istiyorsa bizden, neyi arzuluyorsa şehrimizi o noktada, o doğrultuda güzelleştirmek, iyileştirmek. Bu maksatla da yaptığımız çalışmalar hem onların takdirini kazanıyor, hem de onların yeni bizlere önereceği projeler doğrultusunda da güzel çalışmalar yapıyoruz. Amacımız da şu, Aksaray'ımızı yaşanabilir, mutlu oldukları ve gurur duyacakları bir şehir yapabilmek. İstişare toplantısında AK Belediyecilik Hizmet Belediyeciliği anlayışıyla vatandaşlara daha iyi hizmet nasıl edebiliriz sorusu istişare edildi. AK Parti Aksaray 5. Kadın Kolları Olağan Kongresi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da katılımıyla gerçekleştirildi. Kongrede mevcut başkan AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ferhan Polat güven tazeledi. Tek liste gidilen seçimde AK Parti Aksaray Kadın Kolları Başkanı Ferhan Polat, 315 delegenin tamamının oyunu alarak güven tazeledi. 16 yıldır yılmadan, yorulmadan, gecesini gündüzüne katarak AK Parti'nin ülkemize başlattığı kutlu yürüyüşün, yol arkadaşları ve onurlu duruşunun Yılmaz Kalesi, Aksaray'ımızın koca yürekli kadınları. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Yılmaz Endüstri Meslek Lisesi konferans salonunda düzenlenen AK Parti Aksaray 5. Kadın Kolları Olağan Kongresi'ne katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulunarak, harekatı herhangi bir etnik gruba, inanç grubuna yapmıyoruz. Tamamıyla terör örgütlerine yapıyoruz. Orada Arabı, Kürdü, Türkmeni, diğer etnik grupları olsun, hepsi bizim kardeşimizdir diyerek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olanlara başsağlığı diledi. Değerli kardeşlerim, biz Afrin'de bir ülkeyi işgal etmek için bulunmuyoruz. Bir başka ülkenin topraklarında gözümüz yok. Biz orada sınırımızda yuvalanmış olan terör odaklarını temizlemek üzere bulunuyoruz. O terör odaklarının arkasında bir takım uluslararası güç odaklarının emperyal bir takım amaçlarla bulunduğunu biliyoruz. Ve inşallah bu oyunları bozacağız. Sınır ötemizden başlayarak ülkemizin, insanımızın, milletimizin güvenliğini daha da pekiştireceğiz. Bu harekatın başarısıyla
sınırlarımız daha güvenli hale geleceği gibi ülke içindeki güvenliğimiz de artacak. Buna ilave olarak o bölgelerde yaşayan kardeşlerimizin de huzuru artmış olacak. Milletvekilleri Cengiz Aydoğdu, Mustafa Serden geçti ve Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'da Afrin'de düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'na değinerek terörün kökünü kazıyana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Milletimizin başı sağ olsun mesajlarıyla duygularını dile getirdiler. AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy ise partinin kurulduğu günden bu yana emekleriyle destek sağlayan herkese teşekkür ederek AK Parti içindeki kadın kollarının önemine değinerek Başkan Ferhan Polat'a bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi. AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana emekleriyle, katkılarıyla, bütün performanslarıyla AK Parti'nin başarısına büyük emeği geçen kadın kollarının her kademesinde görev yapmış ve yapacak olan tüm cefakar, vefakar kadınlarımıza teşekkür ediyorum. Kadın kollarımızı özellikle bir kez daha selamlamak istiyorum. Bu hareket hanım kardeşlerimizde güç kazandı. Hanım kardeşlerimizin yüreklerini ortaya koymaları sayesinde bugünlere ulaştı. Bu kutsal davayı bir anne şefkatiyle, hanım zerafetiyle bir oya gibi işleyen hanım kardeşlerimize, ablalarımıza, annelerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Sözlerime başlarken Afrin'de devam eden operasyonda, Zeytin Dalı operasyonunda orada bulunan Mehmetçiklerimize, kardeşlerimize buradan dualarımızı gönderiyoruz. Allah yar ve yardımcıları olsun. Ve orada şehit olan aziz kahramanlarımıza da Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, gazilerimize de bir an önce sağlıklarına kavuşmalar için dualar ediyoruz. Biz ne kadar güçlü ve büyük bir ülke olduğumuzu bu operasyonda bir kere daha görüyoruz ve bütün dünyaya gösteriyoruz ki bizden habersiz, bizim isteğimizin dışında bu bölgede hiçbir şey yapılamayacağını bir kere daha göstermiş oluyoruz. Geçenlerde il başkanları toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımız belediye başkanları ile yapmış olduğu görüşmede Afrin'de meydana gelen bu ilerlemeyi ve bu operasyonların detaylarını anlatırken, bizlere orada bilgiler verirken şunun farkına vardım ki 100 yılda 200 yılda bir gelir diyor ya bir lider. Hakikaten biz burada bu davanın gönüllüleri olarak, bu davanın neferi olarak o kadar büyük bir gurur duymamız lazım ki onun yoldaşı olmak, onun bu davasında bizler de görev almak bence en önemli mutluluk, en önemli güç. Allah razı olsun Sayın Cumhurbaşkanımızdan. O yanımızda oldukça, o başımızda oldukça hiç kimse emellerini gerçekleştiremeyecek. Bunu bir kere daha görmüş oluyoruz. Bugün kadın kolları kongremiz var. İlk kongremiz tamamlamış olduk. Merkez ilçemiz tamamlanmış olduk. Kadın kolları ve ardından inşallah gençlik kollarıyla devam edecek bir kongre. Şunu söylemek istiyorum her şeyden önce, teşkilatta olmak bu işin en güzel tarafıdır. Burada emek vermek, burada emek çekmek bu işin en iyi tarafıdır. Nasıl bunları söyleyebiliyorum? Bu kardeşiniz önce il başkan yardımcılığı, ardından merkez ilçe başkanlığı, sonra belediye meclis üyeliği gibi değişik kademelerde görev yapmak suretiyle bu teşkilatın nasıl bir okul olduğunu, nasıl yetiştirildiğini, nasıl millet, memleket büyük bir aşk sevdasıyla yola devam ettiğinizin en güzel yerlerini işte şu anda bulunduğunuz yerlerde fark edebiliyorsunuz. Bu duyguyu, bu hissi çok daha büyük bir şekilde farkına varabiliyorsunuz. Ve ileride tarih yazacak, ben buna inanıyorum. Bu çok önemli günlerde burada görev alan bütün kardeşlerimizi tarih öyle altın harflerle yazacak ki bu zor zamanlarda beraber bir arada birlikte ne kadar güçlü olunabileceğini hem içerideki hainlere hem de dışarıdaki düşmanlara tek bir ses, tek bir yürek nasıl gösterebileceğimizi buradaki salondaki bütün kardeşlerimiz gösteriyor ya. Allah hepinizden razı olsun. Hepinize teşekkür ediyorum. Ardından kadın kollarımızdan bahsetmek istiyorum. Teşkilat çalışmasını yaparken de belediye başkanlığı süresi içerisinde de bütün seçim çalışmalarında kadınlarımız en önde.
önce kendinizi bir tebrik etmenizi istiyorum. Hakikaten sizler en öndesiniz, sizler her safhadasınız. Çünkü erkeklerin giremeyeceği her yere sizler girebilirsiniz. Her eve, her sokağa, her mahallede mutlaka sizler varsınız. Ve sizler o kadar fedakar, cefakarca bu işi yapıyorsunuz ki sabahları yemeklerinizi yapıp çocuklarınızı okula gönderir göndermez sahalara çıktığınıza ben şahidim. Sahada birlikte mahalleleri gezerken yapmış olduğunuz fedakarlıklara ben şahidim. Yapmış olduğunuz o bütün her şeyi bir kenara bırakıp memleket içinse, vatan içinse, AK Parti içinse, gerisi teferruat değil diyen anlayışınıza, bakışınıza ben hayranım. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Hepinizin gönlünde ayrı bir yeri var benim için. Daha önce görev yapan değerli kadın kolları başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Bir önceki kadın kolları başkanımız Fazilet Hanım'a da teşekkür ediyorum. Seçim süresi boyunca beraber yaptığımız çalışmalarda günde 4-5-6 mahallelere gitmek öyle her kesin harcı değildi. O mahallede o kadınlarımızı toplamanız, onlarla beraber ben belediyenin çalışmalarını anlatırken sizler orada fakirimizin, fukaramızın, ihtiyaç sahiplerimizin elinden tutmanız, yapılacak çalışmaları teker teker tane tane anlatmanız, yüreğinizi, gönlünüzü ortaya koymanız beni ziyadesiyle mutlu etmiştir, ziyadesiyle gururlandırmıştır. Ardından bugün seçilecek olan çok kıymetli başkanıma da Allah yar ve yardımcısı olsun diyorum. Yanındaki o küçük kızı, az önce beraber sohbet ediyorduk. Dedim ki burada ne oluyor? Annem dedi kadın kolları başkanı seçiliyor. Peki sen ne oluyorsun dedim. Ben de prenses oluyorum dedim. Her birinizin kızları, her birinizin çocukları prenstir, prensestir. Onları buralarda yetiştirdiniz. Ben çok iyi biliyorum. Bebeklikten başladılar ve bizlerle beraber yanımızda büyüdüler onlar. Onlara ben teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza teşekkür ediyorum. Ve şunun altını çizmek istiyorum. Biz onlar için buradayız. Geleceğimiz için buradayız. Bunun için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız ve razıyız. Onun için kadın kollarımıza tekrar başarılar diliyorum. Yeni yönetimimize Allah yar ve yardımcısı olsun diyorum. Sağ olun. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Gül Yılmaz, AK Parti'nin kadınlardan, kadınların da AK Parti'den güç aldığını ve Aksaray bu başarıyı, bu gücü her zaman kanıtladığını söyledi. AK Parti Aksaray Kadın Kolları Başkanı Ferhan Polat, güçlü yarınları inşa etmek ve ülkenin geleceğine hizmet etmek için çaba sarf ettiklerini vurguladı. Konuşmaların ardından geçilen seçimlerde kongreye tek liste halinde katılan mevcut başkan Ferhan Polat yeniden aynı göreve seçildi. Aksaray Belediyesi ve Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne bağlı hizmet veren KETEM, erken teşhis hayat kurtarır prensibiyle yola çıkarak kanserde farkındalık oluşturmak amacıyla güzel bir etkinliğe imza attı. Etkinlikte Aksaray Belediye Başkanlık Binası önünde mobil KETEM aracı yüz yüze bilgilendirme yaparken Aksaray Belediyesi de KETEM durağını hizmete açtı. Aksaray Belediyesi ve Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne bağlı Merkez Toplum Sağlığı Merkezi bünyesinde hizmet veren KETEM, erken teşhis hayat kurtarır prensibiyle yola çıkarak meme, serviks, rahim ağzı ve kolorektal kalın bağırsak kanserleriyle ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında mobil KETEM aracında belediye başkanlık binası önünde kanser konusunda farkındalık oluşturmak için yüz yüze korunma yöntemleri, tarama programları hakkında bilgilendirme yapıldı. Aksaray Belediyesi kanser konusunda toplumda farkındalığın oluşturulması, kanserle mücadelede etkili yöntemlerle mücadele eden Halk Sağlığı Müdürlüğü işbirliğiyle KETEM durağını hizmete açtı. Bu durağı bilinçlendirmek adına kadınlarımızın kanseri bilinçlendirmek adına, kendi sağlıklarına önem vermeleri adına kurulmuştur. Hemen arkada halk sağlık mevcuttur. Orada ücretsiz olarak muayenelerini ve tahlillerini yaptırabilmektedirler. Hem memografi adına hem simir testi adına. Erken tanıyı her şeyden önemlidir. Her şeyin de başı sağlıktır. KETEM durağımıza herkesi davet ediyoruz. Yakındaki halk sağlığa da aynı şekilde teşekkür ediyoruz.
Aksaray Merkez Büyük Bölcek Mahallesi Ketem Durağı açılışını Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, eşi Hasibe Yazgı, İl Sağlık Müdürü Doktor Cengizhan Kılıçarsan, Halk Sağlığı Hizmetler Başkanı Zahit Kaya, Sağlık Hizmetleri Başkanı Doktor Mustafa Aliç, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Ferhan Polat, Milliyetçi Hareket Partisi Kadın Kolları Başkanı Nermin Fidan, Kadın Sivil Toplum Kuruluşları Başkanları birlikte yaptı. Çok sayıda davetlinin katıldığı Ketem Durağı açılışında Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, eşi Hasibe Yazgı ve İl Sağlık Müdürü Doktor Cengizhan Kılıçarslan ve Doktor Müge Gençel, kanserin erken teşhis edildiğinde tedavi edilebilen bir hastalık olduğuna dikkat çekerek, Ketem'de yürütülen tarama hizmetlerinin tamamının ücretsiz olduğuna dikkat çekerek herkesi Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne davet ettiler. Aksaray'da şehit aileleri ve 15 Temmuz gazisi Veys Gümüşsoy için Devlet Övünç Madalyası ve Berat'ı Tevcih Töreni düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu. Törende konuşan AK Parti Grup Başkan Vekili ve Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz, zor günlerden geçen Türkiye'nin adeta kenetlendiğini söyledi. Öncelikle çok duygulandığımı belirtmek istiyorum ve hakikaten milli duygularımızın da çok yüksek olduğu dönemlerden bir kez daha geçtiğimizi belirtmek istiyorum. Bugün bu coğrafyayı biz toprak olarak, vatan olarak tutmamızın üzerinden yıllar geçmesine rağmen bu coğrafyayı vatan olarak tutmanın ne kadar zor olduğunu bir kez daha görmekteyiz. Coğrafya aslında ülke insanlarının kaderlerini de belirliyor. Yaşadığınız coğrafyaya göre kaderinizle çiziliyor. Zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Misal-ı milli sınırları çizildikten itibaren 780 bin kilometre kare vatan kılındıktan itibaren bir bakıyoruz ki 40 yıldır bugün şehitlerimizi verdiğimiz, bundan sonra da vermeye devam edeceğimiz vatanımız için 40 yıldır terörle mücadele ettiğimizi görmekteyiz. Oradaki birçok şehit yakınımız terörle mücadele sırasında şehit oldular. Canlarını vatanları için feda ettiler. Az evvel konuşmalarda da belirtildiği gibi şehitlik mertebelerin en yücesi. Peygamberlik makamından sonra mertebelerin en yücesi. Ve vatana sahip çıkma imandan, inancımızdan. Askere gönderirken onlara kına yapıyoruz. Gönderiyoruz kınalı kuzularımızı. Ve arkada bugün bir bakıyoruz ki milyonlarca vatan evladı vatanı için canını vermeye ve bu ülkenin erkekleri bittiğinde de kadınları da aynı şekilde onlarla omuz omuza savaşmaya and içmiş inanç ve imana sahip elhamdülillah ki biz de böyle bir Müslüman olarak, böyle bir vatanın evladı olarak sizlerle beraber hemhal olmak, 80 milyon vatan için yüreği çarpan bir ferdi olmaktan da ve sizlerle beraber olmaktan da onur duyduğumu bir kez daha belirtmek istiyorum. Özellikle şunu belirtmek istiyorum ki 780 bin kilometre kare bir vatan tutulmasının ortasında bugün Afrin'de bir operasyon gerçekleştirmekte. Bugüne kadar 40 yıldır terörle mücadelemizi sadece onlarla silahlı değil aynı zamanda pek çok konuda teröre sözlü destek verenlere karşı bir mücadeleye başlattığımız bir dönemi hep birlikte yaşamaktayız. Bugün adı akademisyen olsun, bugün adı sivil toplum örgütü başkanı olsun, ne olursa olsun terörle mücadeleye ket vuracak, ben vuracak herhangi bir söze tahammül edecek bir dönemde olmadığımızı belirtmek istiyoruz. Onun için topyekun bir mücadeledeyiz. Onun için de bugün Afrin'de operasyon gerçekleştirilmekte. Orada bulunan kahraman askerlerimize, burada gönderdiğimiz fatihaların içerisinde yine onlara çok dua ediyoruz. Allah ordumuzu muzaffer kılsın. PKK'sı, PYD'si, YPG'si adı ne olursa olsun bu adı batılsıcıların hangisi işbirliği içerisinde olursa olsun bunlara kimler desteklerse versin bilinmeli ki burada kahraman vatan evlatları onları yetiştiren ve askere gönderirken de vatanı savunması noktasında anne ve babasının arkasındaki tam duasını, eşinin tam duasını alarak vatan savunması yapan kahraman askerlerimize bir kez daha şükranlarımı iletmek istiyorum. Onlara dua ettiğimizi belirtmek istiyorum. İnşallah orada oluşturmaya çalışılan terör kurulları, terör örgütleri tarafından oluşturmak istenen devlet ve birileri tarafından taşıra edilen devletçiklere asla müsaade etmeyeceğimizi, sınırlarımızı ve ülkemizi güvenliği korumak için de 80 milyon her bir ferdinde şehit olmaya hazır olduğunu bir kez daha buradan ilan ediyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar bu çabaların hepsini beyhuda çıkaracağımız
inanca, imana, azme, kararlılığa ve kendi tankını, topunu üreten savunma sanayisiyle her şeye hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bunu da en yüksek dilde, en yüksek perdede, inancı, imanı ve kararlılığıyla tıpkı 15 Temmuz gecesi karanlık gecede sesiyle aydınlatan ve milletini sokağa çağıran, milletin adamı, milletin içerisinden çıkmış millet iradesini temsil eden Sayın Cumhurbaşkanımıza da buradan şükranlarımı arz ediyor. Onun adına biraz sonra burada şehit yakınlarımıza ve gazimize devlet gönüllü madalyasında takdim edeceğim diyorum. Şimdiden hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Allah ülkemizin içinden geçtiği süreçlerde yar ve yardımcısı olsun diyorum. Türk milletinde bu kararlılık ve azim oldukça bu topraklara gözü dikenlerin çabalarında mevcut olduğunu tekrar belirtmek istiyorum. Aksaray Valisi Aykut Pekmez ise konuşmasında Devlet Övünç Madalyası ve Berat'ının gururla bırakılacak bir miras olduğunu dile getirdi. Aziz vatan toprağı üzerindeki Türk bayrağımızın ileride dalgalanması için ülkemizin semalarında ezan sesi dinmesin diye gözünü kırpmadan şehadete yürüyen aziz şehidimiz, anne babası olan, kardeşi olan, çocuğu olan ve bizzat bu uğurların, gazi olan belki gururların, belki de gururların en büyüğü, en önemli durumu. Bizim bugün Sayın Cumhurbaşkanımız adına takdim edeceğimiz Devlet Övünç Madalyası, Türk milletinin size karşı olan ve borcunun sembolik karşılığı ve sizlerin çocuklarınıza, çocuklarınıza büyük bir gururla bırakacağınız bir miras. Konuşmaların ardından Şehit İsmail Yüksel adına babası Ramazan ve annesi Bahriye Yüksel, Şehit Yunus Emre Akbaş adına babası Mustafa ve annesi Hatice Akbaş, Şehit Kadir Aydın adına babası Hüseyin ve annesi Meryem Aydın, Şehit Salih Aksu adına kardeşi Seyit ve eşi Sevilay Aksu, Şehit Oğuz İlker Tosun adına babası Orhan ve annesi Hatice Tosun'la 15 Temmuz gazisi Veys Gümüşsoy, Devlet Övünç Madalyası ve beratlarını aldı. (Gülüyor) 2017-2018 eğitim öğretim yılında 22 Ocak'ta verilen karnelerin ardından 15 tatil sona erdi ve öğrenciler, öğretmenler yeniden ders başı yaptı. Aksaray'da 2017-2018 eğitim öğretim okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan 82.828 öğrenci ve yaygın eğitimde 6.752 öğrenci, 620 idareci ve 4.581 öğretmen, Türkiye genelinde ise yaklaşık 18 milyon öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda görev yapan 1.066.068 öğretmen 15 günlük yarı yıl tatilinin ardından okula döndü. 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemin huzur ve güven içinde geçmesi amacıyla okullarda alınması gereken güvenliğin azami ölçüye çıkarılması ve uyuşturucu maddelerle mücadele kapsamında Vali Aykut Pekmez Başkanlığı'nda okullarda huzur ve güvenlik toplantısı gerçekleştirildi. Öğrencilerin daha güvenli şekilde eğitimlerini sürdürebilmeleri ve okula gidiş gelişlerini güvenli şekilde yapabilmeleri amacıyla her okulda güvenli eğitim koordinasyon görevlisi bulunacak. Okul servis araçlarının hem sürücülerinin hem de araçlarının denetimleri periyodik olarak yapılacak. Okul önleri ve yakınlarında ilgisiz kişilerin bulunması engellenecek. Okul kantinlerinde periyodik denetimler yapılarak öğrencilerin sağlıklı beslenmesi sağlanacak. Okul giriş ve çıkış saatlerinde okul önlerinde gerekli trafik tedbirleri alınacak. Pansiyonlu okullarda pansiyonların fiziksel durumu denetlenecek. Okul kamera sistemlerinin kent güvenlik yönetim sistemine entegresi için gerekli çalışmalar yapılacak. Uyuşturucuyla mücadelede okul, aileler ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak programlar düzenlenecek. Aksaray Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Bahçeli Mahallesi'nde yeryüzüne çıkamayan su kaybını önlemek amacıyla 4 evde şebeke boru hattı yenileme çalışmaları başlattı. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'ne bağlı su arıza ekipleri tarafından Bahçeli Mahallesi Şehit İmdat Pala Sokağı'nda bulunan şebeke borularının yenileme çalışmaları başladı. Müzik
Aksaray Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'ne bağlı ekipler su debisinin az geldiği bölgelerde yaptığı çalışmalar neticesinde yeryüzüne çıkamayan su kayıplarının tespitinin ardından yeni şebeke hatları döşüyor. Aksaray Belediyesi çocuklar için yapılacak olan her şeyin büyük bir titizlikle ve sorumluluk duygusuyla yerine getirilmesinden yola çıkarak hafta sonunda mutlaka izlenmesi gereken birbirinden güzel 4 tiyatro oyununu çocuklar ve aileleriyle buluşturdu. Hafta sonu cumartesi ve pazar günü farklı seanslarla Aksaray Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunlara çocuklar kadar anne babalar da büyük ilgi gösterdi. Evvel Zaman İçinde adlı çocuk müzikalinde zaman zaman izleyiciler de oyuna dahil oldu. Dünyaya yaşam sevinci dağıtan, hayat ağacını kurtarmaya çalışan kahraman çocukların hikayesinin anlatıldığı müzikli ve danslı çocuk oyunu Dünyayı Kurtaran Çocuk ise yine unutulmaz bir gösteri sundu. İzci Kardeşler adlı çocuk müzikalinde ise teknolojiden uzak kalan çocuklar ağaçlara dokunmanın, kuş sesleriyle şarkılar söylemenin tadına varır, kamptan ayrılmak istemezler. Heyecan, macera, eğlenceli oyunlar, bilmeceler eşliğinde izleyicileri de içine katarak renkli görüntüler oluşturdu. Hafta sonu son olarak çocuklarla bir araya gelen Kamis Hibai müzikli çocuk oyununda masalların kurgusal dünyasına izleyiciler de dahil edilerek minikler masalları görselleriyle izleme şansı buldu. Bayanlar Handbol Süper Ligi temsilcimiz Aksaray Belediyesi Gençlik Spor Kulübü deplasmanda Eskişehir Şehir Koleji Spor Kulübü maçından galibiyetle döndü. Bayanlar Handbol Süper Ligi temsilcimiz Aksaray Belediyesi Gençlik Spor Kulübü ligin 16. haftasında deplasmanda cumartesi günü Porsuk Spor Salonu'nda karşılaştığı Eskişehir Şehir Koleji Spor Kulübü'nü 41-37 yendi. Bu sonuçla Eskişehir Şehir Koleji Spor Kulübü 4 puanla 12. sırada yer alırken temsilcimiz Altın Kızlar 13 puanla 8. sırada yerini koruyor. Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de haberleri izlediniz. Sevgili seyirciler, huzurlarınızdan ayrılmadan önce Aksaray Belediyesi ailesi olarak Afrin bölgesinde Zeytin Dalı Harekatı'nda bizleri derin bir üzüntü ve acıya boğan saldırılarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehit yakınlarımıza ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz. Müzik